Siirt'le ilgili bizim yatırımlarımız, çalışmalarımız, projelerimiz, Siirt'imizden beklentileri, Siirt'in durumu, her il için bunlar çalışılmış. Bu esaslar üzerine rakam rakam, satır satır, kelime kelime yürütülüyor bu çalışmalar. Misal ulaştırma, haberleşme, enerji, eğitim, sosyal hizmetler, madencilik, tarım, imalat, turizm, sağlık, konut gibi pek çok alanda 13 küsür milyarlık yatırım planlanmış Siirt'imize ve bunun önemli bir kısmı, yarıdan fazlası, %52-53'ü de gerçekleşmiş durumda. Yeter mi? Yetmez. Mesela Siirt'imiz diyor ki Botan Milli Parkı'nı yapalım. Diyor ki arkeoloji müzemiz olsun. Bunun için 32 milyon talep ediliyor mesela. Milli Park için, Botan Milli Park için 80 milyon talep ediliyor. Bunların proje çalışmaları da yapılmış. Bu rakamlar da gerçekleştiğinde projelerin fizibilite çalışmaları ona göre gönderilecektir mutlaka. Daha önce burada yapıldığı gönderildiği üzere. Mesela Siirt Bilim ve Kültür Merkezi talep ediliyor. Yani bu talep edilen şeyleri ben de talep ediyorum hükümetimizden. Zira bunlar çok mühim şeyler. Gerçekten bir arkeoloji müzesi, bir milli park, efendim köy ve mezralara ait altyapı üst yapı çalışmaları mutlaka olmalı. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Tabii ki o doğallığını, tarihi dokusunu bozmadan bunların olması gerekiyor. Yine öğretmen evi projesi talebi var. Bunun için 110 milyon gibi bir rakam öngörülmüş. Ve Siirt'te öyle zannediyorum ki, yani şöyle birkaç sayfalık talep var Sayın Vekilim. Sayın Başkanım, bu demektir ki pek çok şey yapılmış. AK Parti hükümetleri, Cumhur İttifakı hükümeti çalışıyor, yapıyor. Dediğim ya, yürekler ateşlendi. O füze gibi ateşlenmiş yürekleri bundan sonra kimse durduramaz. Köprü meselemiz var, Botan Köprüsü. Onunla ilgili daha önce sizleri de bilgilendirmiştik. Proje ihalemiz devam ediyor. Birkaç ay içerisinde bitiyor. Erop bölgemizin tamamını ilgilenen bu konuyla ilgili de devamlı sıklıkla bizler Ankara'ya gidip görüşmeleri sağlıyoruz. Onun haricinde bizim işsizlikle ilgili en büyük problemimiz işsizlik ve şu an tüm belediyelerimiz aracılığıyla bizler tüm beldelerimizde ve ilçelerimizde, il merkezimizde inşallah en geç 3 ay içerisinde de daha önce 6 ay öncesinde bunun müjdesini vermiştik. 3 ayda da neredeyse bitirme aşamasına geldik. 3 ay sonra da bizler yaklaşık 4000-5000 arası bir insanı inşallah orada hemşerimizi istihdam ettireceğiz. Hastane, evet, hastanemizin ihalesi 26 Kasım'da gerçekleşti. Şu an orada biliyorsunuz itiraz süresi oluyor. Bir 15 günlük bir itiraz süresi var. O da kesinleşti. Sonra bizler inşallah gelip burada hastanemizi, 500 kitap hastanenin temel operasyonu gerçekleştireceğiz. Biz AK Parti olarak 42 gibi bir oy oranımız var. Cumhurbaşkanımız da %52 oy alıyor, gözüküyor Kasım ayı itibariyle.